Arkadaşlar herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ege Endüstri Hissesi ile beraberiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 25 Mayıs 2024 tarihlerimiz, hafta sonu bugün. Umarım güzel bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Ege Endüstri Hissesi ile ilgili güncel paylaşımlar yapıyorum, yapmaya devam edeceğim sizden gelen istekler üzerine. Bugün de sizden gelen istekler üzerine tekrardan güncel bir Egen grafiği çekmek istedim. Sizlerden de isteğim, katıl butonuyla beni desteklemeniz beni mutlu eder dostlar. Kanalıma da abone olsanız ayrıca sevinirim. Egen Hissesi ile ilgili en son grafiğimizde çizmiş olduğumuz bu dikdörtgenli bölge vardı. Bu bölgeden çıkıp 18.000 rakamlara yükselişini yapmıştı. Akabinde yaşanan soluksuz düşüşle beraber 14.000 rakamlara tekrardan geri geldi. Bu hafta boyunca sürekli 14.000 rakamlara yakın kapanışlar yaptı. İndikatör yavaş yavaş alım sinyaline doğru, şu an satım sinyalinde ama yavaş yavaş dönüş sinyali görünüşünde bir mavi çizgide dönüş görünüşü oluşturmuş dostlar. Kırmızı barlar bitti, pembe barlara dönüştü. Pembe barlar da yavaş yavaş küçülüyor gördüğünüz gibi. Günlük grafikte 14.716 direncimiz bulunuyor. 16.142, 18.447 sıralı Fibo dirençlerimiz. Desteklerimiz neler? Desteklerimiz 13.563 seviyesi, Fibo destek seviyesi. Aşağı yönlü zaten kanalımız var. Kanal içerisinde görüntüde herhangi bir bozulma yok. Bunda da yukarı yönlü yükseliş görüntüsü. Zaman zaman düşüşler ve yükselişler olsa da sürüyor. RSI seviyesine bakalım. RSI'miz hangi seviyelerde? Makro indikatörüne baktık. RSI'miz da 39'lu seviyelerde. RSI'da yavaş yavaş bir dönüş görüntüsü oluşmuş yukarı yönlü olarak. Basit hareketli ortalamalarımıza da bakalım. Basit hareketli ortalamalarımız hangi seviyede? Bu da önemli. Öncelikle 20 günlük basit hareketli ortalamamıza bakalım. Görüntü şu şekilde beyaz. Evet, 4 punto yapalım. Dostlar 20 günlük şu an 15.065 rakamlarında. 20 günlüğün üstünde kapanışlar yapması önemli. En azından yükseliş trendinin başladığını söyleyebilmek için. Kısa vadeli bir basit hareketli ortalama. 50 günlüğümüz 15.328 rakamlarında, bu da yine hisse fiyatının üstünde. 100 günlüğümüz 199 değil, 100 günlüğümüzü getir. 100 günlüğümüz tam 14.054 rakamlarında. Bakın tam hissenin altında bir nevi destek konumunda çalışıyor. Ben bunu daha öncesinde de söylemiştim. 200 günlüğe de bakmıyorum dostlar. Daha da aşağı seviyelerde muhtemelen 200 günlüğümüz. Ama 100 günlüğümüz önemli seviyelerde hisseyi taşıyor görüntüsü var. Şimdi 4 saatli alalım. 4 saatteki destek direnç seviyelerinden bahsedelim. 4 saatlikte neler var? Arkadaşlar 4 saatlik bir alım sinyalimiz var ama barlarımız yeşile dönüşmüş. Açık yeşile bakın. Yavaş yavaş bir hacimsel olarak düşüş görüntüsü var. Destekler 13.675 seviyesi. Desteğimiz, alt desteğimiz. Kanal desteğimiz ise şu an itibariyle 13.000'li rakamlarda görüntü itibariyle. Yükseliş yönlü 14.696, 15.498, 16.061, 16.624, 17.321, 18.447, 19.573, 20.270 seviyeleri bizim sıralı Fibo dirençlerimiz 4 saatlikte. 4 saatlik grafikte oluşan her bir boom 4 saatte bir oluşan fiyatlanma ile alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Saatliği aldığımda ise dostlar burada bir sat sinyali aldığını görebiliriz. Bakın burada bir sat sinyali almış saatlikte. Desteklerimiz neler? 13.675 seviyesi desteğimiz. Yükseliş yönlü de 14.415, 14.996, 15.405, 15.813, 16.318. Bunlar bizim sıralı Fibo dirençlerimiz saatlik grafikte. Şimdi günlük grafiği açalım. Bu hafta Ege Endüstri Hissesi'ni hangi kurumlar almış, hangi kurumlara satmış, kimler elinde bulunduruyor? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videonun başında da söylediğim gibi lütfen katıl butonuyla kanalıma katılarak beni destekleyerek beni mutlu edersiniz dostlar. İsteklerinize dönüş yapmaya çalışıyorum. Ege Endüstri Hissesi ile ilgili de yine sizlerden gelen istek üzerine dönüşler yapmaya çalışıyorum. Sizler de bir katıl butonunu bana çok görmeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ben takas dağılımını açarken. Evet dostlar, Egen haftalık. Baktığımızda Citibank haftalıkta 3.779 adet lot almış. %43'lük bir oranla yüksek bir oran. Diğer aracı kurumlar toplamında 2.236 adet lot almış. %25'lik bir oran bulunuyor. Garanti 818 adet lot almış bir haftalıkta, %9'luk bir orana sahip. Deniz 810 adet lot almış, %9'luk bir orana sahip. İş
599 adet lot almış, %6,84'lük bir orana sahip. Yapı Kredi 519 adet lot almış, %5,92'lik bir orana sahip. Kimler satmış? Ünlü satmış, 4987, yaklaşık 5000 adet lot satmış bir haftada. %56'lık bir pay oranıyla diğerlerine oranla yüksek bir orana sahip. Ziraat 723 adet lot satmış, %8'lik orana sahip. Yatırım Finansman 632 adet lot satmış, %7'lik bir orana sahip. Ak 502 adet lot satmış, %5'lik bir orana sahip. Tacirler 337 adet lot satmış, %3'lük bir orana sahip. Diğer aracı kurumlar toplamda 1643 adet lot satmışlar, %18'lik bir oran bulunuyor. Takas dağılımına, saklama dağılımına baktığımızda iş 203.526 adet lot bulunduruyor elinde, %17,98'lik orana sahip. Citibank yabancı 103.715 lot bulunduruyor elinde, %9,16'lık bir orana sahip. Garanti 99.600 adet lot bulunduruyor, %8,80'lik bir orana sahip. Ak 94.821 adet lot bulunduruyor elinde, %8,38'lik bir orana sahip. Yapı Kredi 63.142 adet lot bulunduruyor, %5,58'lik bir orana sahip. Diğer kurumlar toplamında 567.008 adet lot bulunduruyor elinde, %50'lik bir oranda orada bulunuyor. Egen haftalıkta takas dağılımında. Evet dostlar, analizler bitti mi bitmedi. Önümüzdeki günlerde sizlerden gelen istek ve talepler üzerine tekrardan paylaşımlarım devam edecek. Lütfen kanalıma abone olarak, ayrıca katıl butonuyla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Herkese güzel kazançlar, hayırlı kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.